Zazaca'nın Kürtçeden farklı bir dil olduğunu, Minorski, Profokabe, David McKenzie, İzmar Şivarzı, Toru Tedi, Lekop, Jostene, Gibbert, Tedosko, Oscar Mann, Ornitski, Wildwart gibi, Redwart gibi çeşitli bilim adamları, özellikle 30'un üzerindeki ha, bilim Zazalog adamları. Mu yani? Zazalog mu? Bunlar diyor ki Zazaca ayrı bir dildir. Kürtçenin lehçesi değildir. Evet, özellikle müstakil bir dildir. Yani geçmişten bir güneş teorisi var biliyorsunuz. Güneş dil teorisi. Güneş dil teorisinde diyor işte Kürtler dağ Türkleridir. Kart kurt sesi çekmiş yer aslında Türklerdir. Ama o güneş teorisi iflas etti. Şimdi neyse onu ayrı konuşuruz da. Şimdi evet. İflas etti tabii. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi Kürtler de zazala zart sesi çıkarmış biz. Kürtlerin Kürtlüğü ve lehçeleri de Kürtçe lehçesi de dillendi. Böyle bir bunu biraz açıklar, var yani. Bunu biraz açıklığa kavuşturalım. Evet. Şimdi Kürtlere ilişkin evet. Dağ Türkleri deniyordu eskiden. Şimdi Kürtler de zazalara dağ Kürtleri diyor. Değil mi? Değil zart mi? Ses çıkaran Kürtlerdir diyor. Yani zazalar Kürtlerin bir grubudur. Evet. Kürtlerin dışında bir kimlik değildir. Kürt kimliğinin bir parçasıdır. Tek farkla ki zazalar Kürtlerin ne sesi diyordunuz? Zartur sesi çıkartan dağ Kürtleridir diyorlar. Şimdi çok sonu, gülünç. Tabii. Şunu ifade etmek öbürü istiyorum. Öbürü de bu da. Evet. Türkiye'de 36 dil konuşulmaktadır. Ubice dili. Ubıhça. Ubice dili. Kapadokya Yunancası ve Ertürkçe dili kayboldu. Türkiye'de 36 dil olmasına rağmen mesela biraz sonra değineceğiz. Özellikle Zazaca, özellikle Lazca ve Abazaca tehlike altında dillerdi. 2008'de UNESCO'nun belirtine göre unutulma tehlikesi unutulmasıyla tehlikeyle karşı karşıya olan Türkiye'de çok dillik olması bir zenginliktir. Muhakkak. Endemik bitki olarak bunları koruması. Yoksa böyle Türkiye'den ayrılmak, Türkiye'nin işte bütünlüğüne zeval getirmek öyle bir niyetimiz kesinlikle yok. Öyle yani bir gündem yok. Hocam, gündem de yok. Öyle bir gündemimiz evet, yok. Yanlış anlaşılmasın. Oraya değinmeye gerek yok. Yanlış anlaşılmasın. Evet, öyle, onu evet. Konuşmaya bile evet, lüzum yok. Evet. Yani öyle bir gündemimiz asla olamaz. Evet. Efendim tabii çok zengin bir geçmişi var Zaza kültürünün, Zaza dilinin. Okuduğumuz kaynakların bize verdiği bilgiye göre Zazaca biraz önce de söyledik. Kutsal Avesta'nın da dilidir. Evet. Efendim dolayısıyla Kürtçeden de hatta Farsçadan bile çok daha da eski bir dildir. Eski bir dildir ama gelin görün ki bugün Zazaca efendim unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir dildir. Değerli izleyenler şimdi kısa bir araya gideceğiz.